Tevbe ve istiğfar kalb ile, dil ile ve günah işleyen ağza ile birlikte olmalıdır. Kalp pişman olmalı. Dil dua etmeli, yalvarmalı. Ağza da günahtan çekilmelidir. Birçok ayet-i kerimede beni çok zikredin ve İzacae suresinde bana istiğfar edin, dualarınızı kabul ederim.'' günahlarınızı affederim buyuruldu. Görülüyor ki Allahü Teala çok istiğfar edilmesini emrediyor. Bunun için Muhammed Masum Hazretleri ikinci cilt 80. mektubunda bu emre uyarak her namazdan sonra yetmiş kere istiğfar ediyorum. Yani estağfirullah diyorum. Siz de bunu çok okuyunuz her birini söylerken manasını beni affet Allah'ım olarak düşünmelidir. Duaların ve istiğfarın kabul olması için namazları kılmak ve haramlardan sakınmak ve abdestli okumak lazımdır. İstifarı ve duaları abdestli okumak müstehaptır.